Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi bir diş hekimi olarak profesyonel bir hizmet ve geleceğe yön verecek aslında çok güzel çalışmalarınız var hocam. Bunları konuşacağız ama sizi önce bir tanıtalım ekranlar başındaki değerli Tabii ki. izleyicilerimize. Diş hekimi Seyhan Baykal kimdir? Sektöre başlangıç hikayemiz nasıl gerçekleşti? Yani 78 doğumluyum. Gelibolu'da doğdum. Babamın görevi dolayısıyla çok fazla Türkiye'nin değişik yerlerinde bulundum. Yani şöyle ilkokulu 5 farklı yerde okudum diyebilirim. Daha sonra işte 95'te fakülteye girdim. 2000'de mezun oldum. İşte askerlik görevimi yaptıktan sonra 2003'ten beri Mersin'de özel muayenecilik yapmaktayım. Evet. Peki nasıl geçti hocam bu süreç? 2003 diyorsunuz. Dile kolay 15 yıldan bahsediyoruz. Kolay geçmedi tabii. Ama hep bir adım önde olmaya çalıştım. Yani mesleğime çok fazla yatırım yaptım. Evet. Çünkü yani gerçekten hani siz alet edevat konusunda, cihaz konusunda kendinizi ne kadar geliştirirseniz o kadar başarılı oluyorsunuz. Evet. Bu çok bizim sektörde çok bariz bir şey. Önemli bir şey. Bir de Tabii ki. tabii klinikler artık eskisi gibi değil hocam. Daha modern, daha Evet. düzenli. Şu anda arkanızda da mesela bir bölüm var. Mesela sadece hastanıza müdahale ettiğiniz bölüm. Bunlar önemli. Siz bunları sürekli sağlıyorsunuz ama tabii kendinizi de sürekli geliştiriyorsunuz. Öncelikle burayı bir tanıyalım hocam. Muayenemizde ne tür hizmetler yürüyor şu anda? Konvansiyonel bütün diş hekimliği hizmetleri yapılmakta. Yani kanal tedavisinden implantolojiye kadar bütün işlemlerimiz yapılmakta. İşte hastanın mesela genelde şeydir hani panoramik filmi yine Evet. bünyemizde Onu çekilmekte. da yapabiliyoruz. Tabii yani lineer tomografi çekilebilmekte. Hasta başka yere gitmesine gerek kalmıyor. Bu Evet. çok büyük bir Ya bu avantaj sizin tabii. için bir avantaj tabii. Şimdi siz buraya gelen hasta dediğiniz gibi farklı farklı yerlerden belgeler getirmektense siz her şeyi burada kendiniz yapabiliyorsunuz anladığım Evet, kadarıyla. birçok şeyi diyelim halledebiliyoruz. Evet, peki hocam yurt dışından da birçok hastanız vardır bu doğrultuda. Evet, Şimdi ağız geliyorlar. ve diş sağlığı önemli hocam. Bu Evet. konuda konuklarınıza nasıl yardımcı oluyorsunuz? Onlara anlatıyorsunuz mutlaka bir Tabii ki. şeyler. Nasıl ilerliyor çalışma? Yani şöyle söyleyeyim, hastamız bize geldiği zaman önce genel bir muayenesi yapılıyor. Şimdi ben genelde şeyim, yani diş hekimliği fakültelerinde bir şey vardır. Bir standart vardır. Mesela hasta diş hekimliği fakültesine gelir. Önce oral diagnoz ve radyoloji denilen bir bölümde muayene olur. İşte filmleri çekilir. Hastaya belli bir plan ve program çıkartılır. Yani hangi aşamalar yapılacak, ne yapılacak vesaire. Hasta buna göre işte çeşitli servisler vardır. Yani nasıl hani tıp fakültelerinde işte kardiyoloji ayrıdır, Evet. plastik cerrahi ayrıdır, dahiliye ayrıdır. Bizim diş hekimliğinde de branşlar var. Branşlaşma diye bir olay var. Diş hekimliği fakültelerinde hastanın ihtiyacına göre önce işte atıyorum ağız ortamında çekilmesi gereken yani artık hiçbir şey yapılamayacak durumda olan cerrahi olarak alınması gereken dişler var. Mesela önce bu halledilir. İkinci planda işte diş etleri tedavi edilir. İşte çürükleri varsa bunlar Evet, tedavi edilir. evet. Kanal tedavileri varsa bunlar yapılır. En son aşamada da protez aşamasına geçilir. Hani bu şekilde giden bir yöntem vardır. Evet. Ben de her zaman bu yolu izlerim. Şey hiçbir zaman doğru değildir. Yani bir hasta özel bir klinik ya da bir muayenehaneye başvurduğu zaman şunu yapmak doğru değildir. Yani hemen işte eksik dişlerini yapalım. İşte hemen şunu yapalım, hemen bunu yapalım. Yani ağız ortamında onca problem varken bunu yapmak yanlış. Yani o yüzden ben bu şekilde biraz o konuda disiplinliyimdir yani. Disiplinlisiniz. Evet. Kendinizce prensipleriniz var anladığım Bazen kadarıyla. hastalar hani şey yapabiliyorlar yani işte atıyorum diş eti hastalığı var. Yani diş eti hastalığı var. Ama sadece eksik dişlerini yaptırmak istiyor. Evet. Yani şimdi o sorunu çözmeden Öbürüne geçmek biraz şey olur. tamamen fiyasko olur. Yani o yüzden hani bunu mümkün olduğu kadar hastaya anlatmaya çalışıyoruz. Aslında bir kere temelden başlayalım diyorsunuz. Yani Tabii ki. ilk Yani aşamadan son aynen. aşamaya gidelim diyorsunuz. Aynen böyle. Çünkü şey yani bunları yapmazsanız Eksik şeyler kalacak. bir sonraki aşamada sıkıntı yaşayacaksınız. Yani Evet. her şeyin bir sıralaması var. Evet. Genelde o sıralamaya doğru giderim. Yani çünkü
öncesinde temelinde bazı şeyleri yapmazsanız sonuçları kötü olur. İleride de tabii farklı aynen. sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu da hastayı da rahatsız edecek. Kesinlikle. Siz de çok isteyerek yapmamış olacaksınız bu işi bir şekilde. Yani tabii ki biz de sonuçta şey yapamayız yani. Hani... Evet. Peki hocam şimdi ağız ve diş sağlığı önemli. Bizim yıl içerisinde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Buradan hem bir mesaj verelim vatandaşlarımıza. Hı-hı. Bu tabii çocuk, yetişkinler için de geçerli bir konu. Evet. Şimdi zaten hasta hekime bir kere gittikten sonra çürük analizi yapılır. Ağız hijyeni kontrol edilir. Şimdi çürük insidansı dediğimiz bir olay var. Yani bir insanın dişlerinin çürüme kapasitesi, çürüme istatistiği bu kişiden kişiye göre değişebilen bir şey. Normalde standart olarak 6 ayda bir hastanın gelmesi lazım. Evet. Yani kontrole gelmesi lazım. Ama eğer çürük insidansı çok yüksekse, yani risk faktörü çok fazlaysa o zaman mutlaka 3 ayda bir gelmesi lazım. Tabii bir de ağız diş fırçalama dönemi değil mi hocam? Aynen bakımlı öyle. Bir şekilde aynen. gün içerisinde kaç kere olması gerekiyor hocam asgari? Yani günde 2 defa yapılması yeterli ama herhangi bir şekilde ortodontik problem varsa ki normalde de aslında yapılması lazım. Akşamları yatmadan önce diş ipi kullanmak, ağız suyu kullanmak daha iyi sonuç verecek. Daha iyi sonuçlar olacak. Evet. Peki hocam, implant önemli. Oraya çok kısa bir değinelim. Hı-hı. Yurt dışından çünkü Türkiye'ye çok konuk geliyor. Evet. Sizin de bu doğrultuda konuklarınız evet. var. Avrupa'dan ve güney hı-hı. bölgelerimizden, Güney Amerika'dan konuklarınız var. Şimdi bu doğrultuda Türkiye'de daha mı ilerliyor implant çalışmaları? Fiyat politikaları biraz daha mı uygun yurt dışına göre? Yani evet, sağlık turizmi dediğimiz bir olay var. Böyle bir gerçek var. Çünkü yurt dışında yapılan işlemlerin fiyatları astronomik boyutlarda. Yani sadece bu değil aslında. Türkiye'deki hekimler, ben her zaman söylerim, Avrupa'dakilere göre, Amerika'yı çok bilmiyorum ama Avrupa'daki hekimlere göre daha başarılılar. Evet. Çünkü daha çok vaka görüyorlar. Mesela şöyle anlatayım. Biz diş hekimliği fakültesinde 3. sınıfta hasta görmeye başlıyoruz. Çünkü bunun bazı sebepleri var. Yani sosyoekonomik durumun Türkiye'de kötü olması ve Avrupa'ya göre. Bundan dolayı insanlar öğrencilere diş yaptırabiliyorlar. Yani evet. hani o imkandan faydalanabiliyorlar. Ama Avrupa'da böyle bir şey söz konusu değil. Orada herkesin sosyal bir sigortası var. Yani dişi karşılayabilecek şekilde. Mesela Amerika'da yoktur. Amerika'daki evet. sağlık şeyleri çok inanılmaz pahalıdır yani hani sigorta bazında söylüyorum. Ama Avrupa ülkeleri daha çok sosyal devlet bazında oldukları için onlar da biraz daha durum değişiyor. Evet, bu doğru. Onlar hasta görmüyorlar. Yani bir diş hekimliği öğrencisi hasta görmeden mezun oluyor ya da robotlar üzerinde çalışıyorlar. Gerçi bizde de son zamanlarda bu var. Özel diş hekimliği fakültelerinde var ama yani siz 3. sınıftan itibaren başladık diyorsunuz biz bu işe. Evet tabii yani bu tabii ki temelden geliyor aslında. tabii ki bu bizim için bir ekstra bir durum yani. Evet, hani, evet. Bize faydası peki, olan bir durum. Peki bu da tabii implantta Türkiye'nin biraz daha iyi konumda olduğunu gösteriyor anladın yani, mı? Yani evet. Ya tabii 3. sınıfta direkt implant yapmaz bir öğrenci. Yani o aslında implant dediğimiz olay biraz daha uzmanlık isteyen bir şey. Ama şey tabii ki yani hasta görme açısından evet. Yani pratik yapma açısından tabii ki iyi oluyor tabii. Diyorsunuz. Peki hocam sizin şimdi burada çok güzel özel bir çalışmalarınız var hocam. Bir de hı-hı. hedefleriniz var. Sektörle ilgili kendinizi sürekli elektronik ve teknik olarak donanım olarak geliştirmek adına hı-hı. çeşitli hizmetler bekliyor vatandaşlarımızı. Ya yani bir iğne korkusu olan bir vatandaşın bile hı-hı. ilgili özel planlarınız var. Neler evet. hocam? Şöyle başlıkları evet. biraz açarak gidecek olursak. Yani normalde şey hani biliyorsunuz iğne dediğimiz şey enjektörle yapılır ve bir tane piston yardımıyla işte baş parmağınızın baskısıyla yapılan bir şey. Evet, evet. Ki normalde zaten hani enjeksiyon yapılırken iğnenin battığını hasta anlamaz normalde. Ya da çok minik bir ağrı hisseder. Evet. Küçük bir şey. Yani hissedersiniz mesela yaptığınız işte mesela kalçadan iğne yaptırıyorsunuz. Yani iğnenin battığını çok anlamazsınız ama ilaç zerk edilirken ilacın yarattığı dokudaki basınçtan dolayı ağrı hissedersiniz. Evet. Bunu minimalize eden bazı sistemler var. Yani bu uzun süredir var. Ben mesela o sistemlerden birini 10 yıldır kullanıyorum.
İşte bu daha çok piston şeyle değil de daha böyle elektronik sistemle işte daha kontrollü bir şekilde ilacı yavaş yavaş dokuya zerk eden bir sistem. Evet. Bununla ilgili de tabii bir geliştirme yapacaksınız anladığım kadarıyla. Evet. Hastanın kendi kontrolünde olacak şekilde ilerleyecek bir şey olacak. Evet, aynen öyle. Çünkü normalde şu anki sistemlerde işte bir pedal oluyor. Bu pedal yardımıyla hekim ilacı zerk ediyor. Evet. Benim aklımda olan proje şöyle bir şey. Yani hastanın elinde bir, bu sonuçta bu bahsettiğim cihaz belli bir potansla çalışıyor. Yani içinde bir elektrik motoru var ve o elektrik motorunun ittiği, yani bizim baş parmağımıza yaptığımız şeyi bir elektronik motor yapıyor, elektrikli motor yapıyor. Ve siz pedala hangi hızla basarsanız o hızla zerk ediyor. Evet. Yani bunu hastanın eline vermek sistemi şey... Bir top yardımıyla. Puf yardımıyla. Hastanın o pufu tutarak işte atıyorum mesela anestezi yapılırken onu sıktığı zaman cihazın potansı düşecek. Yani anestezinin verilme hızı düşecek. Evet. Bu şekilde bir kontrol mekanizması. Yani hasta onu ne kadar sıkarsa o kadar anestezi daha yavaş zerk edilecek. Yani bu tabii biraz önümüzdeki uzun bir süreçte herhalde hayata geçecek bir çalışma. Aynen. Yani hastayla olan bölümden bahsediyorum. Yoksa siz bunu 10 yıldır kullanıyorsunuz. Evet. Peki hocam bir de özel farklı bir hizmet var bekleyen. İçeride de şimdi biz örneklerini, detaylarını gördük, çekimlerimizi aldık. Nedir bu çalışmalar hocam? Ne işe yarayacak? Şimdi ben şey üzerine yoğunlaştım. Yani zaten geleceğin teknolojisi bütün sektörlerde 3 boyut teknolojisi üzerine gidiyor. Yani artık bugün 3 boyutlu dev makinalarla bildiğiniz inşaat bile yapabiliyorlar. Yani hani hiç tuğla kullanmadan belli bir alanda bilgisayar ortamındaki bir evi ya da herhangi bir yapıyı dökebiliyorlar. Yani iş bu boyutlara geldi artık. Dediğim gibi geleceğin teknolojisi 3 boyutlu yazıcılarda, 3 boyut teknolojisinde ve yapay zekada. Bunu zaten birçok otorite kabul etti artık. Bunlar geliştikçe, yani hani benim amacım birinci planda, şu anki amacım 3 boyutlu yazıcıları geliştirmek, biraz daha farklı hale getirmek kendi şeyimle. Artı bunlarla diş hekimliği cihazlarını geliştirip üretmek. Yani açıkçası ticari bir şeyim yok bu konuda. Yani bir beklentim yok. Bir beklentim yok. Bu benim için daha çok hobi gibi. Yani mesleğime paralel olarak yürüttüğüm bir şey. Ama bu sayede hem kendinizi de geliştirip şöyle dünyanın ufkunu, Avrupa'nın ufkunu açmış olabilirsiniz hocam. Yapacağınız özel çalışmayla. Peki başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim. Hocam keyifli bir sohbetti. Son olarak sizi burada tercih eden hem dediğimiz gibi Avrupa'dan da birçok konuğunuz var hem Türkiye'den bir teşekkür son sözlerinizi alalım. Kapanış yapalım. Tamamdır. Beni tercih eden ve bana gelen tüm hastalarıma teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Peki hocam. Ben size başarılar diliyorum. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ilerleyen zamanda o geliştirdiğiniz yeni cihazlarımızla tekrar ekranlara sizi taşırız. İnşallah. Farklı bir hizmetinizle buluşmak dileğiyle. Teşekkür ederim. Sağ olun.